Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde JavaScript'te içerik biçimlendirme konusuna değineceğiz. JavaScript ile sayfada HTML içerikleri biçimlendirebiliriz. Çok kullanılmasa da yine de bilmekte fayda var. İlk olarak deneme projemizi açıyorum. Daha sonra bu yorum alanı siliyorum ve deneme 00 adlı bir değişken tanımlıyorum. String bir değişken olsun. Bu bir deneme yazısıdır. Var deneme 01'de. Bu da kalın yazılmış bir deneme yazısıdır olsun. Daha sonra her zaman yaptığım gibi document write fonksiyonumu yazıyorum. Body'de göstermek için. Deneme 00 alıyorum. Artı metoduyla string birleştirme yapıyorum. Daha sonra br etiketimi yazıyorum arkadaşlar. Bu etiketin ne anlama geldiğini bilmiyorsanız HTML derslerine dönmelisiniz ki çoğunuzun bildiğini tahmin ediyorum. Daha sonra strong etiketimi yazıyorum. Yine string birleştirme yapıyorum. Deneme 01 değişkenimi yazıyorum. Ve strong etiketimi kapatıyorum. Şöyle otomatik kendi düzeltecektir. Waterfox ile çalıştırıyorum arkadaşlar. Waterfox ya da Waterfox 64 bit Firefox ürünüdür. Gördüğünüz gibi bu bir deneme yazısıdır yazdırdık. BR etiketiyle bir satır boşluk atlattık. Daha sonra kalın bir şekilde bu da kalın yazılmış. Şurayı düzelttik mi? Bu da kalın yazılmış bir deneme yazısıdır ifadesini yazdırdık. Şunları yorum satırı haline getiriyorum. Ctrl KC ile yorum satırı haline getirebilirsiniz arkadaşlar seçtiklerinizi. Daha sonra home sayfama dönüyorum. Şunu da kaydedelim. Burada arkadaşlar şu şekilde de bu ilk satır olsun. Bu ikinci satır. Body etiketin içinde de script kullanabilirsiniz. Document write. Bir P etiketi. Tekrar string birleştirme. Bu da üçüncü satır. P etiketimi kapatıyorum. Tabi buraya yazmayacağız. Bu şekilde de arkadaşlar body'nin içinde de JavaScript kullanabilirsiniz. Sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun çıkmadı. Şimdi arkadaşlar string metotları inceleyeceğiz. JavaScript'te metot fonksiyon ile eş anlamlıdır. Write fonksiyonunu zaten öğrenmiştik. Şimdi diğer string metotlara bakalım. Şunları geri alıyorum. Ctrl KU ile yorum satırından çıkartabilirsiniz. Var deneme 02 diyelim. İlk olarak zibidi ifadesini deneme 2 değişkenime atıyorum. Daha sonra document write yazıyorum. Daha sonra zinzin yazdım. Artı ifadesiyle string birleştirme yapıyorum. Deneme 2 değişkenimi sub fonksiyonu ile alt metin olarak yazdıracağım arkadaşlar. Sub fonksiyonu HTML5 etiketinde de bildiğiniz gibi sub etiketiyle aynı anlamdadır. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi biraz daha büyüteyim şöyle. Alt metin olarak yazdırabiliyorsunuz. Sub fonksiyonu da var arkadaşlar. O da üst metin olarak yazdırıyor. Örneğin şunu sub yapalım. Yine HTML5'teki sub etiketiyle aynı.
Bu şekilde de üst metin olarak yazdırabiliyorsunuz. Diğer fonksiyonlardan Bold var arkadaşlar. Metinleri kalın yazdırıyor. HTML'deki strong etiketiyle aynı. Italics var. Metinleri italik harflerle yazdırıyor. HTML'deki M etiketiyle aynı. Strike var arkadaşlar. Metinlerin üzerine çizili hale getiriyor. Yine HTML'deki strike etiketiyle aynı. Ve şimdi lowercase'e bakalım arkadaşlar. Var deneme 0.4 olsun bu. 0.3 de diyebilirdim. Fark etmez. Büyük harflerle zinzin yazayım. Daha sonra document write fonksiyonumu yazıyorum. Ve içine deneme 0.4 to tabi bu şekilde yazmıyorum. Düzeltiyorum arkadaşlar, özür dilerim. Deneme 0.4 to lowercase fonksiyonumu yazıyorum. Daha sonra zibidi kelimesini string olarak birleştiriyorum. Çalıştıralım arkadaşlar. Ne yaptığını siz de görün. Gördüğünüz gibi zinzin harflerini tamamen büyük yazmıştık. Bütün harflerimizi, karakterlerimizi küçük formatta yazıyor. Uppercase var arkadaşlar. Şimdi bunları küçük yazalım. Hemen şurayı upper yazıyorum. Uppercase de tahmin edebileceğiniz gibi büyük harflerle yazmamızı sağlıyor. Böyle bir farkı var arkadaşlar. Yalnız Türkçe karakter desteklemediğini belki siz de görmüşsünüzdür. Büyük yazdırırken bu kod tarafıyla uğraşanlar için de bir sorundur. Bir web sitesi, e-ticaret web sitesi yapanlar için de bir sorundur arkadaşlar. Bu arada to lowercase fonksiyonu HTML'deki düzeltiyorum CSS'deki text transform lowercase özelliğiyle eş anlamlı. To uppercase fonksiyonu da yine CSS'deki text transform uppercase özelliğiyle eş anlamlı. Şimdi font color'a bakalım arkadaşlar. CSS'deki color özelliğiyle aynı. Metin renklerini değiştirmek için kullanıyoruz. Var deneme 0.6 olsun. Zinzin yazalım. Document write diyorum. Write fonksiyonunu tanımladım. Deneme 0.6. Font color diyorum. Parantezimi açıyorum. Tırnak işaretleri için de kullanıyoruz arkadaşlar. Örneğin blue yazalım. Mavi şekilde göstersin. Hex kodları da kullanabilirsiniz. Altılık kod sistemi. Örneğin 666 ya da 999 gri tonlarıdır bu. Bu 999 da arkadaşlar 3 tane 9 eş anlamlı hex kodunda. Bunu da bilin. Buraya da farkı görebilmek adına zibidi yazıyorum. Çalıştıralım arkadaşlar. Deneme 0.6. Gördüğünüz gibi zinzin ifadesini gri tonlarında yazdırdık. Şöyle 6.6 yapalım. Bakalım. Biraz daha koyu oldu. Sıfıra yaklaştığınız zaman siyahlaşacaktır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Burada farkı göremiyoruz. Çok gereksiz bir şey yapıyorum ama yine de bakmalıyız. 3-3 yaptığımda biraz daha gri olduğunu fark edebilirsiniz. Ne demiştik? Renkler de verebiliriz. Blue diyelim. Mavi bir şekilde gözükecektir. Font size var arkadaşlar. Diğer bir fonksiyon. CSS'deki font size özelliğiyle aynı işlevi görüyor. Metin boyutunu değiştirmek için kullanıyoruz. Deneme 0.7 yapalım. Buraya da 0.7 olarak değiştirdim. Font size. Yine tırnak işaretleri içinde. Örneğin 24 piksel yapalım. Çalıştırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi
Şu an büyük kullandığımız için böyle gözüküyor. 24 piksellik bir fontumuz oldu. Concat fonksiyonundan bahsedeyim, metodundan bahsedeyim. Bir değişken içerisine başka bir değişken eklemek için kullanılıyor. Var deneme 08 zinzin olsun. Ops. Deneme 09'da zomzom olsun arkadaşlar. Document write diyorum. Deneme 08 concat deneme 09. Bu şekilde arkadaşlar, bu şekilde bir ekleme yapabiliyoruz. Deneme 08'in içine deneme 09'u ekleyecek. Yani zinzin zomzom yazmasını bekliyoruz. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir ekleme yapabiliyor. Replace var arkadaşlar. Bir değişken içerisindeki harfleri ya da kelimeyi değiştirmeye yarıyor bu fonksiyon. Hemen şöyle deneme 10 yazayım. Bu sefer zinzin, zomzom, zup zup olsun. Tabii siz çalışırken daha yaratıcı ifadeler bulabilirsiniz. Benim gibi böyle ifadeler kullanmayabilirsiniz. Daha ciddi ifadeler tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Deneme 10 diyorum. Replace dedikten sonra bunun iki tane değişkeni var arkadaşlar. İlk olarak o ifadenin yani deneme 10 ifadesindeki hangi kelime değiştirilecek? Değiştirilen ifadenin yerine ne konacak arkadaşlar? Bu şekilde virgülle gösteriyoruz. Dedik ki zinzim zinzin zom zom zup zup yerine zinzin zom zom zep zep yatsın. Bu şekilde bir gösterim istiyoruz. Gördüğünüz gibi zinzin zom zom zep zep oldu. Şunu şöyle bir alayım. Evet, tahmin ettiğim gibi. Hemen şöyle göstereyim. Zin zin zom zom zup zup yerine bu sefer bunu Ctrl KC ile yorum yapıyorum. Ctrl KU ile yorum satırından çıkartıyorum. Kaydetmedim. Zin zin zom zom zep zep şeklinde yazmasını istedim arkadaşlar. String metotları bu şekilde arkadaşlar. Daha fazla metot da var fakat sizi sıkmamak adına göstermedim onları. Eğer ilerleyen zamanlarda ihtiyacımız olursa ekleme yaparız. Onları tekrar gösterebilirim. Bu dersi bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.